Merhaba, iyi günler. 15 Eylül 2023. Güzel bir kitap. Nobel serisi. Henryk Sienkiewicz, Ateş ve Kılıç. Nobel, dünyanın en büyük edebiyat olayıdır. Nobel Edebiyat Ödülü'ne ancak zirvedekiler erişir. Bu nedenle Nobel ödülünü kazanmak bir edebiyatçı için büyük onur kaynağıdır. Sabah şimdi de Nobel Edebiyat Ödülü ile onurlandırılmış zirvedeki yazarların en ünlü eserlerini kendisini zirveye ulaştıran okurlarına kazandırıyor. Türk basının lideri Sabah, Oxford, Pia Idon ve Meydan Loris'ten sonra şimdi de Nobel dizisiyle kültür ve sanat hayatımızın zenginleşmesine katkıda bulunmaktan mutludur. Şimdi buradaki anlatıma katılmıyorum her şeyden önce. Nobel dünyanın en büyük edebiyat olayıdır. Bu bundan daha büyük edebiyat olayları, gelişmeleri, üretimleri var. Nobel Edebiyat Ödülü'ne ancak zirvedekiler erişir. Yani hem zirvede olacaksın hem gideceksin, armut gibi toplayacaksın, erişeceksin. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Confucius var. Bir sözcük söylemiş. Binlerce yıldan beri geliyor. Aristo var, Solon var, Spinoza var, Karl Marx var, Friedrich Engels var, Bertolt Brecht var. Say sayabildiğin kadar sınırsız bir insan kaynağı var. Psikolojide, felsefede, mantıkta, sosyolojide. Onlar edebiyat ödülü mü aldı? Onlar edebiyat ödülü mü aldı? Onların zamanında edebiyat ödülü mü vardı? Veya yaşasaydı bu dengesiz düzende, sistemde alabilir miydi acaba? Öyle tangoya, tungoya basmak yok. Öyle mayınlı arazilere alışkınız biz. Öyle. Bizi dil oyunlarına, beyin oyunlarına, şu oyunlarına, bu oyunlarına. Geç onu, geç. Türkçesi, Okay Cönens. Değerli bir aydın. Takdir ediyorum. Biraz da okuyalım bakalım. 1647 yılı boyunca öyle garip şeyler oldu ki en iyimserler bile ülkenin üzerine büyük felaketlerin çökeceğine inandılar. Kitabın başlangıcına bak. Birinci dizeye bak. 1647 yılı boyunca öyle garip şeyler oldu ki en iyimserler bile ülkenin üzerine büyük felaketlerin çökeceğine inandılar. Sen olumsuz, devlet olumsuz, önüne gelen olumsuz. Okuyucuyu daha birinci dizeden olumsuzluğa alıştırıyor. Mücadele yok, kabullenici bir hava. Yat, çekmişim Gogo'yu, vur kafayı, uyu yorganın altında. Bir çekirge sürüsünün yaban topraklar üzerine indiği ve Tatar işgalcilerin ne buğday ne de ot bulamayacakları kadar yağmaladığı yazılıdır günlüklerde. Yani bu günlükleri kim tutmuş acaba 1647 yılında da biz bunları kaçırmışız. Bir de diyor ki bir çekirge sürüsünün yaban topraklar üzerine indiği. Yani yaban topraklara bak. Orada bir bölge sanki yaban topraklar çekirgeler de gitmiş onların üstüne inmiş. Çekirgeler bir sürü olarak gelir. Karakter olarak sığırcık sürüleri gibi eski. Kiremide de konar. Tarlaya da konar. Dere kenarına da koyar. Dağın zirvesine de konar. Ağaçlara da konar. Böyle ordu gibi geliyor. Milyonlarcası bir geliyor. Orada çekirge sürüsünün yer seçme hakkı yok. Kayaya da konar. İndikten sonra seçiyor. Zıplıyor. Çekirge sürüsü. Orayı beğenmiyor. Tekrar alay olarak kalkıyor.
hiç bu çekirge sürüsünü gördüğünü zannetmiyorum yani. En çok çekirgeyi bizde kim yer? Hindiler yer. Bayılır hindiler. Çünkü hindi yetiştirdim ben. Çekirgeleri nasıl yediklerini gördüm. Çık 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 toplarlar böyle. Buradan kalkar çekirge oraya, birinci hindiden ikinci, üçüncü ding hemen orada öteki hindi kapar onu. Çünkü o hindinin üstüne doğru gelir. O farkında değil kaç tane hindi olduğunu. Nereden sayacak çekirge? Yine günlüklerde bir güneş tutulmasının yazı bir an kararttığı, bir göktaşının da gökyüzünü ateşe verdiği okunur. Yürü kim tutar seni? İkisi de aynı anda. Bir yandan ne bu? Güneş tutuluyor. Bir taraftan da göktaşı küt. O da geldi. Aynı döneme doğru Varşova'da. Şimdi nerede dedik? Tatar dedik. Oradan geldik bu tarafa. Varşova'da kent sakinlerinin çoğu havada dalgalanan kanlı haçlar ve tabutlar gördüler. Başladık. Kanlı haçlar ve tabutlar. Günah çıkardılar. Kim çıkarıyor? Oruç tuttular ve kesenin ağzını yoksullara açtılar. Dünyayı yok edebilecek bir vebanın ortaya çıkmakta gecikmeyeceğini düşünüyordu çoğunluk. Bir de veba çıktı. Değerli takipçiler, değerli insanlar, aman 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 aklınıza, ruhunuza, cüzdanınıza, dilinize, gönlünüze mukayyet olun. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. İyi günler olsun. Aman güzellikleri paylaşalım. Sağ olun.